Biz imanlılar 2017 yılında nasıl bir kilise olmalıyız? Nasıl bir kilise olmalıyız kardeşler? 2017 yılında biz imanlılar nasıl bir kilise olmalıyız? Diri bir kilise. Amin. Amin. Diri bir kilise olmalıyız. Birliği seven bir kilise olmalıyız. Amin. Sevgisi bol bol olan bir kilise olmalıyız. Amin. İmanla yaşayan bir kilise olmalıyız. Amin. Aktif bir kilise olmalıyız. Amin. Kendinden veren bir kilise olmalıyız. Amin. Destek olan ve yardım eden bir kilise olmalıyız. Amin. Ve en önemlisi, ürün veren bir kilise olmalıyız. Amin. Ve müjdeyi duyuran canlı, diri bir kilise olmalıyız kardeşlerim. Bu 2017 yılında hepimize bunu diliyorum. Gerçekten böyle bir canlı bir kilise olalım. Aktif bir kilise, çalışkan bir kilise olalım. Çünkü biliyoruz ki her bir imanlı Mesih'in diri bir kilisesidir. Bugün de sen Mesih'in kilisesisin. Ve sen bugün de diri bir kilise olmalısın. Ben Mesih'in önünde diri bir kilise olmalıyım. 2017 yılında gerçekten birliği seven bir kişi olmalıyım. Herkesle birlik içinde yaşayan bir kilise olmalıyım. Hiçbir ayrım yapmadan Türk, Çingene, Bulgar, Amerikan, Alman, hangi dilden olsa da her bir insanla birlik içinde olmalıyız. İnsanlar arasında ayrım yapmamalıyız. Herkesle birlik içinde olmalıyız kardeşler. Ve aynı şekilde sevgisi bol olan bir kilise olmalıyız. Ve herkesi seven bir kilise olmalıyız. Herkesi seven bir kilise olmalıyız. Anladınız mı beni? Bu çok önemlidir. Herkesi seven. Yani hiç ayrım yapmadan diri bir kilise olmak istiyorsanız, Mesih'in gerçek kilisesi olmak istiyorsanız, hiç ayrım yapmadan herkesi sevmek zorundayız. Değil sadece bizi sevenleri sevelim. Ama herkesi, hiçbir karşılık beklemeden herkesi sevmeliyiz. Amin. Amin. Herkesi sevmeliyiz. Çünkü Mesih bize öyle öğretiyor. Mesih bize öyle öğretiyor ve bize yeni bir buyruk verdi. Yuhanna 13. bölümde görüyoruz. İsa Mesih bize yeni bir buyruk verdi. 34. ayet, 35. ayet diyor ki, birbirinizi sevin. Eğer birbirlerinizi severseniz, o zaman benim öğrencilerim olduğunuzu herkes anlayacaktır. Demek ki biz Mesih'in kilisesi olmamız için lazım herkesi sevelim. Değil sadece bizi sevenleri ama herkesi sevmeliyiz. Ve herkese yardım etmeliyiz kardeşlerim. Mesih'in diri kilisesi olmamız için, canlı bir kilise olmamız için imanla yaşayan bir kilise olmalıyız. Amin. İmanla yaşayan bir kilise. Bu ne demek imanla yaşayan? Yani her bir şekilde imanla Rab'be güvenen bir kilise. Demek ki ben bir kilise olarak, Mesih'in bir kilisesi olarak demek gerekir ve der ki imanla yaşayan bir kilise olmalıyım. İman ne demek? Ne demek iman? Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak. Amin. Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. İman budur. Demek ki biz lazım böyle bir imanla yaşayalım. Böyle bir umutla yaşayalım. Eğer Mesih'in kilisesi, canlı kilisesi, diri kilisesi olmak istiyorsanız imanla yaşamalıyız kardeşlerim. İmanla yürümeliyiz, imanla konuşmalıyız, imanla hareket etmeliyiz. O zaman 2017 yılında başarılı bir kilise olacağız. Başarılı bir kilise olacağız kardeşlerim. Ben o zaman başarılı bir kilise olacağım. Mesih'in kilisesi olarak. Yani Mesih'in kilisesi olmak için aktif bir kilise olmalıyım. Aktif ne demek? Çalışkan. Sürekli olarak bir şey yapan. Anlıyorsun. Değil sadece oturan,
Din sadece tembellik yapan ama her zaman çalışan bir kilise olmalıyız kardeşler. Aktif olarak, pozitif olarak, aktif olarak çalışmalıyız ve Mesih'e hizmet eden bir kilise olmalıyız. Amin. Mesih'in kilisesi olmak istiyorsanız 2017 yılında kendimizden veren bir kilise olmalıyız. Bu ne demek kardeşler? Kendimizden vermemiz için ne gerekiyor? Demek ki zamanımızdan veren bir kilise olmalıyız. Zamanımızdan vermek, vaktimizden veren bir kilise olmalıyız. Bu ne demek? Hani Rabbe zaman ayıralım. Dua etmek için. Rabbe zaman ayıralım okumak için. Rabbe zaman ayıralım kardeşlerle bir araya gelmek için. Rabbe zaman ayıralım toplantı evlerine gitmek için. Böyle bir zaman kendimize ayıralım. Bu demek ki kendinden, zamanından veren Rab için. Ve Rab böyle bir kiliseyi seviyor. Zamanından veren bir kiliseyi. Bu çok önemlidir kardeşler. Zamanımızdan veren bir kilise olmalıyız. Aynı şekilde paramızdan veren bir kilise olmalıyız. Hani paramızdan bile, gücümüzden bile veren bir kilise olmalıyız. Her şeyimizde Rab için veren bir kilise, diri ve canlı bir kilise olmamız kardeşler. Amin diyelim mi? Amin. Amin. Gerçekten böyle bir diri bir kilise olmalıyız kardeşler. Sonradan Mesih'in kilisesi olmak istiyorsanız destek olan ve yardım eden bir kilise olmalıyız. Yani insanlara destek olmalıyız. İnsanlara yardım eden bir kilise olmalıyız. İmanlı, imansız, her türden, her dilden olan insanlara destek olan ve yardım eden bir canlı, diri bir kilise olmalıyız. Bu çok önemlidir bizim için. Kardeşlerimize destek olan, imansızlara destek olan, imansızlara, imanlılara, dünyadaki olan herkese, bütün insanlara destek veren canlı bir kilise, yardım eden bir kilise olmalıyız 2017 Amen. Yılında. Bu bizim için önemlidir. Ve dediğimiz gibi ürün veren bir kilise olmalıyız. 2017'de ürün veren bir kilise olalım. Bu ne demek ki? Ürün veriyorsun. Meyve veren bir kilise olmalıyız. Meyve vermemiz için, ürün vermemiz için lazım çok çaba gösterelim. Lazım çok çalışalım. Ürün verebilmemiz için. Anladınız mı kardeşler? Öte biri ürün verilmiyor. Emek istiyor. Çaba istiyor. Anladınız mı? Uğraşmak istiyor. Ve bunun için ürün veren bir kilise olmalıyız. İçimizde sadece sevgi akmalıdır. Amen. Barış akmalıdır. Amen. Merhamet akmalıdır. Alçak gönüllü, sabırlı, yardımseverlik akmalıdır kardeşler. Amen. Böyle ürünlerle, ruhsal ürünlerle dolu olan bir kilise olmalıyız. Aktif ürünlerle yaşayan bir kilise olmalıyız. Ve en önemlisi de dediğim gibi kardeşler, müjdeyi duyuran bir kilise olmalıyız. 2017 yılında müjdeyi duyuran canlı bir kilise olmalıyız. Amen. Bugün de hepimiz, sen, ben, hepimiz sorumluyuz müjdeyi duyurmaya. Mesih bizi bu yüzden seçti. Onun müjdesini insanlara duyurabilmemiz için. Bu çok önemlidir kardeşler. Biz sorumluyuz. Ailelerimize müjdeyi duyuralım. Biz sorumluyuz yakınlarımıza, komşularımıza, iç arkadaşlarımızla, okuldaki olan arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımızla, herkese sorumluyuz. İyi haberi, iyi müjdeyi İsa Mesih'i anlatmaya kardeşler. Bunu yapmalıyız. 2017 yılında mücadele etmeliyiz. Müjdeyi duyuran bir kilise olmalıyız. Diri bir kilise olmalıyız. Bugün her birimiz kendi kendine sorsun. Soralım kendi kendimize bugün. Ben gerçekten böyle canlı bir, diri bir kilise miyim? Şuna kadar böyle bir kilise miyiz? Kendimize soralım. Ben gerçekten imanla yaşayan, sevgisi bol olan, aktif, kendimden veren
herkese yardım eden, ürün veren, müjdeyi duyuran diri bir kilise mi? Birliği seven bir kilise mi? Herkes kendi kendine bu soruyu sorsun. Eğer hala böyle bir kilise değilsek, bugünden başlayarak, bu yeni yıldan başlayarak böyle bir kilise olmaya çaba göstermeliyiz. Böyle bir kilise olmalıyız kardeşler. Ürün veren bir kilise olmalıyız. Diri bir kilise olmalıyız. 2017 yılında diliyorum ki hepimiz, diliyorum hepimiz diri, canlı bir kilise olalım. Amin. Amin. 2017 yılında diliyorum hepimiz birliği seven, barışı seven bir kilise olalım. Amin. 2017 yılında diliyorum hepimiz sevgide yaşayan ve herkese sevgi, sevgiyle davranan bir kilise olalım. Amin. Her şeyi sevgiyle yapan diri bir kilise olalım. Amin. Aktif bir kilise olalım. Amin. İmanla yaşayan bir kilise olalım 2017'de. Amin. Amin kardeşler, bu çok önemli. 2017 yılında diliyorum hepimiz kendimizden, zamanımızdan, paramızdan veren bir kilise olalım. Amin. 2017 yılında diliyorum her zaman destek olan ve yardım eden diri ve canlı bir kilise olalım. Amin. Amin. Çok önemlidir bu kardeşler. Amin. 2017 yılında her zaman ruhsal ürün veren bir kilise olalım. Amin. Ruhsal ürünler veren bir kilise olalım. 2017 yılında her zaman Tanrı sözünü insanlara duyuran diri, canlı bir kilise olalım. Amin. Amin kardeşler. Gerçekten hepimiz böyle bir kilise olalım kardeşler. Razı mısınız böyle bir kilise olmaya? Evet. Amin. Gerçekten hepimiz razı olalım. Diri ve canlı bir kilise olalım Mesih için. Mesih böyle bir kilise olmamızı istiyor çünkü. Bir ayetle hepinizi bereketlemek istiyorum Rabbin adından. Yeşu 1. bölüm 8 ve 9 ayetlerle sizi bu yıl 2017 yılında bereketlemek istiyorum. 2017 yılında yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Amin. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Amin. Amin. 2017 yılında sana güçlü ve yürekli ol demedim mi Rab diyor. Rab her birimize diyor 2017 yılında güçlü ve yürekli ol. Amin. Amin. Bu ne güzel bir şey. Rab her birimize bugün diyor güçlü ve yürekli ol. Korkma. Yılma. Çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Amin. Amin. Rab bize söz veriyor 2017 yılında. Korkmayalım, yılmayalım ve gideceğimiz her yerde bizimle olacağına söz veriyor kardeşler. Amin. Bu harika bir şey değil mi? Harika bir şey. Rab bizimle olacaktır. 2017 yılında gideceğimiz her yerde Rab bizimledir. Ve en önemlisi de değil ki korkma. Neden? Biliyor musunuz ki kutsal kitapta 365 kere Rabbin sözü değil ki korkma. Ve hesapladığımız zaman bütün yıl 365 gün oluyor. Ve Rab her gün için bize değil ki korkma. Korkma. Rabbin sözü bize her gün değil korkma kardeşler. Ve bizim hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Rab her gün bizimledir. Her gün. Ve gideceğimiz her yerde bizi başarılı yapacaktır. Amin. Bizi kutsayacaktır. Amin. Bizi bereketleyecektir. Bizi bereket kaynağı yapacaktır. Amin. 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 Olabilirse hep beraber ayağa kalkıp bu yıl için dilekte Rab'be bulunalım. Ve diyelim ki Ben bu yıl 2017'de diri bir kilise olacağım. Diri bir kilise olacağım.
olacağım. Müjdeyi duyuran bir kilise olacağım. Ben bu yıl başarılı olacağım. Başarılı olacağım. Korkmayacağım.